Merhabalar, ben Profesör Doktor Hasan Atilla Özkan, hematoloji uzmanıyım. Yaklaşık 8 yıldır Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı hastanelerde çalışmaktayım. Hematoloji direktörüyüm, aynı zamanda da Kemik İliği Nakil Merkezi direktörüyüm. Bugün sizlere lenfomalarla ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Lenfomalar hematolojik malign hastalıklarda, yani kötü huylu hastalıklarda en sık karşımıza çıkan bir malignite. Kendi içerisinde çeşitlere ayrılıyor. Kabaca iki grupta inceliyoruz. Birisi non-Hodgkin lenfomalar, ki altında 60-70 tane ve hemen hemen her iki yılda bir tekrar update ediliyor bu veriler. Alt tiplendirmeler, çeşitleri var. Bir de Hodgkin lenfoma diye büyük bir grup var. Onun içerisinde de kendi içerisinde bazı alt tipleri var. İkisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor en başta. Çünkü tedavi ve tedavileri ve gidişatları farklı oluyor. Non-Hodgkin lenfomalar, bunların içerisinde en sık olanlar Hodgkin lenfomalara göre daha sık görülüyor. Yani lenfomaların %80'i non-Hodgkin lenfomalar, %20'si Hodgkin lenfomalar. Ve aynı zamanda görülme yaşı olarak da farklılar. Non-Hodgkin lenfomaların hemen hemen hepsi, bütün alt tipleri ileri yaşlarda görülmekle birlikte, yani 60 yaşın üzerinde görülmekle birlikte ortanca. Hodgkin lenfomalar genellikle 20 ile 30'lu yaşlar civarında karşımıza çıkmakta. Aslına bakarsanız erişkin hematolojik maligniteler göz önüne alındığında erken yaşta karşımıza çıkan nadir malignitelerden bir tanesi Hodgkin lenfoma. Hemen hemen tüm maligniteler, hematolojik açıdan maligniteler, yani kötü huylu hastalıklar, genellikle ileri yaş hastalığıdır. Non-Hodgkin lenfomalarda ilk önce nasıl tanıyı koyuyoruz? Ne gibi semptomlar geliyor? Öncelikle büyümüş lenf notlarıyla karşımıza çıkma olasılıkları yüksek bunların. Özellikle bazı lenf bölgelerimiz var vücudumuzda, boynumuzda, koltuk altımızda, kasıklarımızda olabiliyor. Aynı zamanda bademciklerimiz de aslında bir lenfoid organ. Dalağımız da aynı şekilde öyle. Sol karın bölgesinde bulunan şu bölgede. Dolayısıyla oralardaki bir büyüme de kendisini gösterebiliyorlar. Genellikle ağrısız lastik kıvamında, yumuşak kıvamda bezelerde büyüme olarak karşımıza çıkıyorlar. Ortalama 2,5-3 cm ya da metreküp diyelim hacim olarak. Genellikle bunlar patolojik büyüklük olarak kabul ediliyor. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Her lenf bezesi şişliği eşittir lenfoma demek değil. Aksine birçok diğer hastalık daha sıklıkla lenf nodu şişliği yaratıyor. O yüzden lütfen endişe etmeyin. Lenf bezleri şiştiği zaman hemen lenfoma oldum ya da bu bir lenfoma mı diye lütfen bir kaygı sizde yaratmasın. Çoğunlukla diğer sebepler bunlara, bu tür büyüklüklere sebep neden olur. O yüzden böyle bir durumda mutlaka bir uzman doktora ulaşıp muayene ve aynı zamanda da sizin şikayetleriniz beraberinde olan başka şikayetler var mı diye bakmak lazım. Dediğim gibi lenfomalarda ağrısız lastik kıvamında olan büyümeler ve zaman içerisinde bu büyüme gösterebilir giderek. Başka yerlerde de bu bezeler çıkabilir. Bunun dışında beraberinde gece terlemeleri, böyle fanilyayı falan ıslatacak, yastığı ıslatacak derecede istem dışı kilo kaybı ve aynı zamanda da vücut ısısının işte 38 dereceler civarında seyretmesi, buna bağlı olarak kişilerde üşüme hissi ortaya çıkabiliyor. Bu tür bulguların olup olmaması da sorgulanması gerekiyor. Çünkü bunlar da önemli bir done, data. Ama bunların hiçbirisi lenfoma tanısını koydurmaz. Lenfoma tanısının tanısı ancak patolojik bir tanıdır. Yani mutlaka bir örnek alınması gerekir uygun yerden. Bu sebepten dolayı hiçbir radyolojik görüntüleme, hiçbir fizik muayene bulgusu, hiçbir hemen hemen laboratuvar bulgusu size tanı lenfoma dedirtmez. Mutlaka patolojik tanı gereklidir. Bunu lütfen akılda tutalım. Bu hem non-Hodgkin lenfoma için hem de Hodgkin lenfoma için geçerli bir cümledir söylediğim şey. Tanıyı mutlaka koyduktan sonra alt tiplendirmesini yaptıktan
yaptıktan sonra tedavi ihtiyacı var mı yok mu ona da karar veriyoruz. Her lenfomayı tedavi etmeyebiliyoruz. O yüzden lenfomanın alt tiplendirmesi çok önemli. Ve aynı zamanda da evrelendirme aşamaları var ondan sonra, tanıyı koyduktan sonra. Birçok kriteri birlikte değerlendirip ondan sonra da şeye karar veriyoruz. Hastanın bir defa tedavi ihtiyacı var mı yok mu? Tedavi ihtiyacı var ise de yaşına uygun, diğer organ fonksiyonlarına uygun en iyi tedavi şemasını vermeye çalışıyoruz, başlıyoruz. Çok büyük gelişmeler var. Her alanda olduğu gibi tıpta da hematolojik malignitelerde de hemen hemen her alanda büyük ilerlemeler oldu. Bu sebepten hedefe yönelik ilaçlar dediğimiz halk arasında akıllı ilaç olarak da geçiyor. Bu tür ilaçlar hemen hemen her konuda, her hematolojik malignitede devreye girdi. Özellikle lenfomada da bu konuda büyük pay aldı. Tabii bu neye sebep oldu? Bu hem tedavilere bağlı yan etkilerin sıklığı azaldı. Komplikasyon dediğimiz şikayetler, istemediğimiz yan etkiler diyelim. Onlar daha az oldu. Hem de etkinlik, verdiğimiz tedaviye bağlı etkinlik arttı. Bu sayede hastalıksız yaşam süresi ve hatta total yaşam süresi de uzadı daha öncesine göre. Aynı zamanda da kür şansı, yani ne demek istiyorum kür şansı? Bu hastalıktan tamamen kurtulma olasılığımız da artmış oldu. Tedaviler arasında belli bir dönemlerde radyolojik değerlendirmelerle birlikte tedavi yanıtı takip ediyoruz ve tabii tedavi ihtiyacı olan hastalar için söylüyorum. Daha sonra da tedavi bitiminde tekrar gerekli tetkiklerle, bunların içerisinde radyolojik tetkikler ki özellikle nükleer tıpta son derece kullanımı arttı, yeri çok önemli olan PET CT dediğimiz, PET tomografi dediğimiz bir değerlendirme yapıyoruz ve bunun sonucuna göre de daha sonraki izlemlerini ayarlıyoruz. Genellikle ilk yıl 3 ayda bir, daha sonra da her şey yolundaysa 6 ayda bir ve daha sonra da yılda bir takibe geçiyoruz. Bazı hastalıklarda, bazı lenfomalarda tam yanıt elde edildikten sonra da hastalık geri gelmesin diye idame dediğimiz, maintenance dediğimiz bazı tedaviler var. Tam olarak tedavi demeyeyim de yani böyle bir hastalık geri gelmesin diye verdiğimiz bir management stratejisi diyeyim. Ona uygulayabiliyoruz. Bu da yine hastalıksız yaşam süresini uzatabiliyor. Lenfomalarla ilgili kabaca bir umarım fikir, kafanızda bir fikir, bir şey oluşturabilmişimdir, bir büyük resim oluşturabilmişimdir. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.